Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala khayri halkillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bizleri var eden, varlığından haberdar eden, aziz İslam diniyle şereflendiren, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyleyen ve bu mübarek cuma gecesinde bizleri bir bu mübarek mekanda Kur'an'ın ve Allah'ın anıldığı bir yerde bir araya getiren Yüce Rabbimize sonsuz ve sayısız hamdü senalar olsun. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Ehli Beytine, Ashabine ve bütün ümmetine salatu selamlar olsun. Cümleten hoş geldiniz, geceniz mübarek olsun. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Rabbim sa'yimizi meşgul, amelimizi makbul eylesin. Ve hep ömrümüzü güzel şeylerle geçirmeyi ve güzel amellerle değerlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi sözlerimize başlamadan önce kelamların en güzeli olan ve sözlerin en doğrusu olan Rabbimizin kelamı Hazreti Kur'an ile inşallah sözlerimize başlamış olacağız. Evet, şimdi mikrofonu Bayram hocamıza takdim ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne alennebî min harajin fîmâ faradallâhu leh sünnetallâhi fîllezîne halû min qabl ve kâne emrullâhi قدرًا مقدورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الجماعة الحاضرين والحمد لله رب العالمين. Kâfe ehli iman ve ehli İslam'ına vahleri için bütün ümmeti Muhammediye'nin sıhhati ve selameti birlik ve beraberliği için burada hazır bulunan mümin kardeşlerimizin geçmişlerine vahleri için ve hasaten Gazze'de ve dünyanın dört tarafında şehit olan bütün mümin şuhedalarımızın arvahleri için Allah rızası için El Fatiha. Evet, hocamızın o güzel kıraatinden dolayı teşekkür ederiz. Ağzına sağlık diyoruz. Allahu Teala bizleri Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın ve onun nuruyla kalbimizi münevver eylesin inşallah. Evet, yine her akşamki cuma geceleri, şimdi cuma gecesi diyoruz, yanlış anlamayın. Normalde hicri takvimine göre, yani gündüz geceye bağlıdır. Yani örneğin bu akşam cuma gecesi sayılır. Nasıl ki diyelim, Ramazan'ın ilk gecesi biliyorsunuz teravih kılıyoruz. Sabahta ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. Yani gün geceye bağlıdır. Gece güne değil. Onun için bu akşam normalde İslam literatürüne göre yani cuma gecesi sayılır. Mübarek bir gecedir. Yani beş gece vardır ki o gecelerde dualar makbuldur, reddedilmez. Peygamber Efendimiz'in hadisi vardır. O beş geceden biri de cuma gecesidir. Onun için cuma gecesi mübarek ve bereketli bir gecedir. Hem yani bereketli bir iş, mübarek bir iş için buraya toplanıyoruz. Hem de mübarek bir gecede, mübarek bir mekanda, mübarek insanlarla bir araya gelmek inşallah her yönüyle bize Rabbimizin bir lütfudur, bir nimetidir ve bir keremidir, ikramidir. Allahu Teala cümlemizden kabul eylesin. Az önce hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimede aslında bütün iş buna bağlıdır. Ne diyor? هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. O Allah ki size salavat getiriyor. Yani size merhamet ediyor. وَمَلَائِكَتُ melekleri de Allah katında salavat demek, merhamet demektir. Allah size salavat ediyor manası ne demektir? Yani Allah size merhamet ediyor. Ama melekler size salavat getiriyor, o ne manaya geliyor? İstiğfar manasına geliyor. Allah katında merhamet, melekler katında istiğfar, insanlar nezdinde salat, bir insan sana salat getiriyor ne demek? Yani dua ediyor, peygamberler salavat ediyor dediği zaman o da şefaat manasına geliyor. Yani bir peygamber bize salavat getirmesi ne demek? Yani bize şefaat edecektir. Allah Celle Celaluhu vellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu. O Allah ki size salavat ediyor, yani size merhamet ediyor. Ve melâiketuhu, melekleri de sizin için istiğfar ediyorlar. Çünkü biz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hiçbirimiz Allah Teala Azze ve Celle dışında bir yaratıcının mahluku değiliz. Hepimiz Allahu Teala'nın mahlukuyuz. Yani Allah'ın yarattıklarıyız. Allah'ın yaratmış olduğu insanlarız. Yaratık dediğimiz hemen bazıları işte yaratık ne demek? Yani canavar gibi böyle aklı öyle değil. Yaratık demek yaratılan demektir. Hepimiz yaratılmışız. Ve Allah Celle Celaluhu size merhamet ediyor. Melekler sizin için istiğfar ediyor. Niçin? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Sizi
karanlıklardan çıkarıp nura, aydınlığa, karanlıklardan çıkarıp nura kavuşturmak için Allah size merhamet ediyor, melekler sizin için istiğfar ediyor. Peki biz kendimiz için ne yapıyoruz? İşte elhamdülillah bizim de buraya gelmemizin ve buraya gelişimiz, o da ya Rabbi biz de senin merhametini umuyoruz, meleklerin istiğfarını bekliyoruz. Çünkü bir kavim, bir topluluk, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ, bir kavim, bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evinde toplanırsa ve orada Allah'ın Kur'an'ını okuyup ve merhamet dilerlerse Allah Celle Celaluhu onlara merhamet eder, melekler onları çepeçevre kuşatır ve onların günahlarını bağışlar. Yani bizim eğer, yani buraya gelişimizin sebebi nedir? Yani buraya gelip birbirimizi görmek için değil. Yani bir gidelim Ahmet Hoca'yı bir görelim, onun için de gelmiyorsunuz. Çünkü kimse bizim gözümüze, kaşımıza yani hayran değildir. Ne için geliyor? Allah'ın kelamı için geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için geliyor. Ve en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmak için geliyorsunuz. Allah Celle Celaluhu, yani bir insan onun kelamını kastediyorsa, bir insan onun rızasını talep ediyorsa, Allah onu boş çevirir mi? Elbette onu boş çevirmez. Yani biz camiye gidiyoruz, Allah'a misafir oluyoruz. Biz sohbete gidiyoruz, Allah'ın kelamını dinlemek için geliyoruz. Bu elhamdülillah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِزُّ الدُّنْيَا بِالْمَالِ وَعِزُّ الْآخِرَةِ بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Dünyada aziz olmak istiyorsan zengin olacaksın. İşte her yere, yani zengin olduğu zaman biliyorsunuz böyle millet onun kıymetini ayrı tutuyorlar ya da istediği şeyi yapar. Ama eğer sen ahirette zengin olmak istiyorsan, aziz olmak istiyorsan salih amelleri işleyeceksin. وَعِزُّ الْآخِرَةِ بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Ahiret izzeti ne iledir? Salih amellerledir. Yani bir insan ahirette eğer aziz olmak istiyorsa ne yapar? Salih amellere bak. Temessük eder, salih amel işler. Allah Celle Celaluhu Hazreti İmam-ı Şafii Rahimehullah'ın buyurduğu bir sure vardı diyor. Eğer Kur'an'da hiçbir şey inmemiş olsaydı sadece o sure, yani ümmete yeterliydi, insanlığa yeterli gelirdi. Hiçbir şey vahiden inmemiş olsaydı o kafi gelirdi. Öyle önemli bir suredir. Hangi sure? Hepinizin belki ezber bildiği وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Asre yemin olsun ki bütün insanlar zarar ve ziyandadır. Ve bilmemiz lazım ki biz her an günahlarla karşı karşıyayız. Her an günah işleyebiliriz. İnsan nefis taşıyor. Nefis taşıdığımız için اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ. Allah Celle Celaluhu emrediyor. Nefis bizlere kötülüğü emreder. Çünkü Allah Celle Celaluhu وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Nefse yemin ediyor. Demek ki nefis de önemli bir şeydir. Allah ona yemin ediyor. Ve nefse de onu tesviye eden, onu yaratan Allah'a, Allah kendi zatına yemin ediyor. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى. Allah nefse hem iyilik yapmayı, iyi olmayı da ilham etmiştir. وَتَقْوَاهَا. Evet, fucurunu, yani kötü olmayı da ona öğretmiş, ona o kabiliyeti vermiş. İyi olmayı da o kabiliyeti de vermiş. Yani nefis iyiliğe de müsait, kötülüğe de müsait. Hemen ne diyor Allah Celle Celaluhu? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّى وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. O nefsi temiz eden,
o nefsi temiz tutan, nefsini tezkiye eden kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ama nefsini kirleten, nefsinin esiri olan bir kimse قَدْ خَابَ, o zarar etmiştir. O husrandadır. İşte Allah Celle Celaluhu وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Yani bu ayet onu açıklıyor. Yani hangi nefis, hangi insan zarardadır? Nefsine fucuru ilham eden, yani nefsini قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا, nefsini günahlarla kirleten, masiyetlerle kirleten bir insan zarardadır. Ama nefsini temiz tutan, bak hemen arkasında اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا, bu ayette neyi tefsir ediyor, neyin açıklamasıdır? Şimdi ayeti tefsir ediyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا diyor. Nefsi tezkiye eden, temizleyen kurtuluşa ermiştir. Bakın hemen Asr suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبِرِ. Evet. Bütün insanlar zarar ve ziyandadır. Ancak bu kimseler hariç. Kimler? اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenler. İman işin temelidir, esasıdır, özü ve özetidir. İman olmadıktan sonra hiçbir amel makbul değildir. Yani insan, şimdi kafirler iyilik yapıyor, dünyada belki bir karşılığını görür, amma ve lakin ebedi cehennemden kurtuluşuna vesile olmaz. Yani bu elektriği diyelim icat eden veyahut diyelim bu arabaları icat eden, elbette bunlar da insanların menfaatine eğer yapmışlarsa onlar bir karşılığını dünyada görürler. Ahirette de aynı şekilde cehennemdeki azapları diğerlerine nazaran hafif olur. Amma ve lakin cehennem azabı onlar için de ebedidir. Yani bu iyilik yapmış cennete girecek öyle bir asla bir şey kabul olunmaz. Ve öyle bir Allah-u Teala Azze ve Celle onları asla cehennemden çıkarmaz. Yani ne kadar iyilik de yapmışsa o iyiliği yani onu kurtarmaz. Çünkü iman etmemiştir. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenler. Başka? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Salih amel işleyenler. Salih amel ne olabilir? Salih amel en güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer elinden hiçbir şey gelmiyorsa Müslüman kardeşine bir tebessüm göster. Yani onu وَتَبَسُّمُكَ ف۪ي وَجِّ اَخ۪يكَ لَكَ صَدَقَ diyor. Senin bir Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmen, o da senin için bir sadakadır diyor. Bir güzel söz söylemek bir sadakadır. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor, insanın vücudunda 360 tane eklem vardır. Eklem, yani bu nafsal dediğimiz eklem yerleri vardır. Ve o zaman röntgen böyle bir şey, bir imkan yoktu. Ama Peygamber Efendimiz peygamberdir. Allah ona bildiriyor. Mucize sahibidir. Diyor, insanın bedeninde 360 tane eklem vardır. Ve her bir eklem için diyor bir sadaka gerek. Her gün 360 tane sadaka vermen lazım. Hacı İsrafil öyle 360 sadaka vermek öyle herkes yapabilir mi? Yapamaz. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam فَكُلُّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِرَةٍ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ diyor. Her bir Subhanallah deyişin bir sadakadır. Her bir Elhamdülillah deyişin bir sadakadır. Her bir Allahu Ekber deyişin bir sadakadır. Ve senin Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmen bir sadakadır. Yolda insanlara eziyet veren bir çukuru doldurmak, bir eziyet verici bir çiviyi kaldırmak, bir taşı, bir ağacı yoldan kaldırmak bir sadakadır diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam.
Peki diyor, ben size bir şey söyleyeyim. Onu yaptığınızda o günkü bedeninizin o 360 eklemin sadakasını vermiş oluyorsunuz. Rak'atayni min salati duha diyor. Yani duha namazından iki rekat. Kuşluk namazı diyoruz ya. İki rekat diyor, kuşluk namazını kıldığınız zaman o günkü vücudunuzun sadakasını vermiş oluyorsunuz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet, demek ki vücudumuzun iki rekat ne kadar dinimiz kolay bir dindir. Yani hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldınız. Orada oturduğunuz yerde kalkmadınız. Ve o güneş doğana kadar siz orada oturdunuz, zikir, yani tefekkür ettiniz. 45 dakika güneş doğuşundan sonra kalktınız. 2 rekat salatü duha kıldınız. Diyor, senin için umratun tammetun, tam bir ümre yapmış olarak sevap kazanıyorsun. Tam bir ümre. Ne kadar büyük bir mükafat. Yani biz bak binlerce lira veriyoruz. Ne için? Ümreye gitmek için. Tabii ki parası olan gitsin yine, ama yani ben bunu yapıyorum artık ümreyi terk edeyim değil. O manen gelmiyor. Yine onu da yapacağız. Ama bu mükafatı da inşallah kaçırmayacağız. Yani ne kadar kolay bir mükafattır. Hayati abi çok kolay ve rahat bir mükafattır. Yani demek ki nefis, evet nefis, yani eğer temizlerse ne kadar güzel şeylere vesile oluyor. İllellezine amenu, iman edenler ve amilus salihat, salih amel işleyenler. Şimdi salih amel dediğimizde komşularına iyi davranmak, özellikle komşu hukuklarına riayet etmek, eşimize karşı haklarına riayet etmek, evlatlarımıza karşı haklarına riayet etmek, anne babamıza karşı en önemli biliyorsunuz ridallahi fi ridal valideyn ve sakatur rabbi fi sakatil valideyn. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın bozu, nefreti de anne babanın yani bozundadır. Eğer anne baba bizden razı değilseler, Allah da bizden razı değil. Eğer onlar bizden razı ise Allah da bizden razıdır. İllellezine amenu ve amilus salihat. Salih amel işleyenler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani salih amelleri böyle çokça bize söylemiştir hadislerde. Peygamber Efendimiz bir gün işte 300 tane yani güzellik vardı, güzel ahlak vardır. O 300'den bir tane kimde bulunursa o cennete girecektir diyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anhu diyor, "Efiye vahidetun minha ya Resulallah." Bende o 300 yani güzelliklerden bir tane var mıdır? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Vallahi kulluha mevcudetun fike ya Ebubekir." Vallahi tamamı sende mevcuttur ey Ebubekir diyor. İşte onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان أمتي لرجح إيمان أبي بكر على إيمان أمتي جميعا. Eğer Ebu Bekir'in imanı benim ümmetimin imanının tamamıyla, bütün ümmetimin imanıyla tartılırsa, yani bir kefede Hazreti Ebu Bekir'in imanı, diğer kefede bütün ümmetin imanı diyor, yine Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanından daha ağır basacaktır. İşte onun için lakab-ı Sıddık olmuştur. Allah bizi onun şefaatine nail eylesin inşallah. Ne buyuruyor? İllellezine amenu ve amilus salihat. İşte salih ameller. Eğer iman
Salih amel, yani amel dediğimiz işte namaz da salih ameldir, oruç da salih ameldir, güzel sözler sarf etmek o da salih ameldir. Neye benzetirse böyle somut bir şekilde eğer yani somutlaştırırsak, bir ağaca benzetirsek, diyor iman ağacın köküdür. İman ağacın köküdür. Eğer bir ağaçta kök olmasa ağaç ayakta durur mu Mesih abi? Durmaz. Demek ki kök imandır. İman olmadıktan sonra amel, salih amel olmaz. Hiçbir şey olmaz. Salih amel, yani amel dediğimiz o da ağacın gövdesidir. Yani gövde işte ne olabilir? O gövde dallar, onlar da salih amellerdir. Çeşit çeşit ameli salih vardır. Tek bir tane değil. Bir ağaç vardır, yüzlerce dalları vardır. Evet. Ve bizim yani pek diyor namaz, ibadet, yani iman, ibadet ama pek zikretmediğimiz bir şey vardır. Ahlak, o da ağacın meyvesidir. Şimdi kök var, dallar var ama meyve vermiyor. Hazreti ne olur? Faydasız bir ağaç olur. Yani belki gölgesinden, odunundan, kötüğünden yani faydalanır. Ama ve lakin pek yani böyle devam edecek bir fayda vermiyor. Yani iman var, ibadet var, salih amel dediğimiz yani ibadet ama ahlak olmadığı zaman da yine eksiktir, noksandır ve sahibine pek fayda vermiyor. Onun için Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anhu diyor: "Men dakhala'l kabra bila amel feke'enma rakibel bahra bila safine." Kim kabre amelsiz girerse, yani salih amellerden mahrum bir şekilde kabre girerse, sanki denize girmiş, tam okyanusu düşünün, ama gemisiz bir şekilde ortada kalmış. O insan nasıl kurtulacak? Onun kurtuluşu mümkün müdür? Mümkün değildir. İşte amelsiz bir şekilde mezara giren bir kişi de aynı o denizin içerisinde gemisiz, kayıksız, hiçbir şey yok, böyle ortada kalmış. Ne kadar yani korkunç ise, ne kadar umutsuz ise, o insan da o kadar umutsuz ve o kadar hali acınacak bir durumdadır. Allah muhafaza. İllellezine amenu ve amilu salihat. Bakın Allah-u Teala Azze ve Celle önce neyi bize söylüyor? Önce diyor iman. Ondan sonra neyi söylüyor? Salih amel. Bana diyor, önce kendini yani bir yetiştir. Önce kendini donat. İmanla, salih amelle. Ondan sonra ne diyor? وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Ve birbirine hakkı tavsiye eden ve birbirine sabrı tavsiye eden. Demek ki önce insan iman edecek, kendini salih amellerle donatacak. Ondan sonra tevasav, çünkü tevasav müşareke babındandır. Yani başkasına yani iletecek, hakkı iletecek, sabrı iletecek. Ama kendisini eğer yani salih amelle, imanla tezyin etmemişse, yani hakkı tavsiye etmesi veyahut sabrı tavsiye etmesi pek bir ehemmiyeti olmaz. Sadece ben kendime müminim, ben iman ettim, salih amel işledim, artık kime ne olursa olsun, bu inanç da bencilliktir ve İslam dinine ihanettir. Çünkü yani bu hocadır, bu zaten emri bil maruf nehy anil münker, ona bağlıdır, ona aittir. Ben bir asnafım, benim için önemli değil, ben yapmasam da olur.
Hocanın yapabileceği emri bil maruf ayrı, senin de yapabileceğin ayrıdır. Yani herkes, bütün ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam emri bil maruf ve nehyi anil münkerle me'murdur. Çünkü Allahu Teala azze ve celle kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'muruna bil maruf ve tenhevne anil münker. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı insansınız. Ve en hayırlı ümmet, en hayırlı insan kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin son ümmetidir. Hazreti Muhammed o kadar değerli bir peygamberdir aleyhissalatu vesselam. Yani onun ümmetinin vasfı İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da geçiyor. Hazreti Musa o ümmetin vasfını görünce ya Rabbi o ümmet benim ümmetim olsun. Hazreti İsa o ümmetin vasfını görünce ya Rabbi o ümmet benim ümmetim olsun. Amma ve lakin Allahu Teala Azze ve Celle o ümmet son peygamberin ümmetidir diyor. Ondan sonra o peygamberler ne diyorlar? Ya Rabbi ne olur biz de o ümmetten bir fert olalım. Ya Rabbi bizi de o ümmetten bir fert eyle diye dua ediyorlar. Yani ümmeti Muhammed Allah katında ne kadar büyük bir ümmet olduğunu bilmemiz lazım. Ama bugün ümmeti Muhammed'in sergilediği davranışlar ne kadar yani İslam'a ve Hazreti Muhammed'e uyuştuğunu onu da tabii ki düşünmemiz lazım. Bak diyor en hayırlı ümmetsiniz çünkü iyiliği emrediyorsunuz, kötülükten vazgeçiriyorsunuz. Eğer bu vasfımızı yitirirsek ne olur? O zaman o hayırlılık bizden gider. Ve biz hayırlı ümmet değil, belki zararlı bir ümmet haline gelmiş oluruz. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam tenâkehû ve tekâferû fe inni ubâhi bikumul ümeme yevmel kıyâme. Evleniniz ve çuvalınız çünkü sizin çokluğunuzla ben kıyamet gününde iftihar ederim diyor. Yani bu kadar ümmet, yani bugün yeryüzünde yaşayan 7 milyar, 8 milyar insan tamamı Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Çünkü ümmet iki çeşit ümmet vardır. Bir ümmeti icabet, bir de ümmeti davet vardır. Ümmeti icabet bizim gibi. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'ya icabet ettik, onu kendimize peygamber olarak kabul ettik. Ümmeti davet hangi ümmettir? Hazreti Muhammed Mustafa'nın davası, onun çağrısı onlara ulaştığı halde ona iman etmeyen ümmettir. Onlar da Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Her ne kadar biz Museviyiz, biz İseviyiz deseler de onlar Yahudi olamazlar, Hristiyan olamazlar. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'e ne diyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ İlla rahmeten lil alemin ve ma ersennake illa kaffeten linnas. Bütün insanlara biz seni peygamber olarak gönderdik. Sadece yani Araplara değil, sadece Türklere, Kürtlere değil, sadece bir bölgeye değil, bütün insanlığa Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak gönderdi. Peki biz iman ettik, Hazreti Muhammed'e ümmet oldu. Bizim görevimiz nedir? Yeryüzünde bu dava, bu davayı anlamayacak ve bu davanın güzelliğini öğrenmeyecek hiçbir fert kalmaması gerekir. Yani nasıl? Lisan-ı hal, lisan-ı kaldan daha önemli. Yani diyelim Hacı İsrafil Allah razı olsun. Kartal otu sanayisinde helal otu değil mi? İsmi de helal otu Allah razı olsun. Böyle ismine muvafık bir isim. Yani müsemmasına muvafık. Orada
Yani helal ismini koymuş. Ne demek yani ben bir Müslümanım ve ben helal haram nedir? Ona dikkat ediyorum. Evet, onun etrafındaki insanlar da eğer İslam'a yakın değilseler, onun dürüstlüğünü, onun güzel ahlakını görürlerse, demek ki gerçekten Müslümanlık güzel bir şeydir. İslamiyet güzel bir şeydir. Bak nasıl helale, harama dikkat ediyor. Ne kadar iyiliksever, insanlara değer veriyor, insanlara yardımcı oluyor. Yani bunu gördükleri zaman onun kalbine ne girer? İslam sevgisi gelir. Müslümanlara karşı onun bakış açısı ne olur? Değişir. Yoksa Hacı İsrafil işte ben gideyim böyle tek tek işte hadi namaz kılın, oruç tutun, zekat verin. Yani öyle değil. Sen yaptığın işle eğer güzel bir davranışla, güzel bir ahlakla güzel eylemleri ortaya çıkarırsan ne olur? Zaten sen İslam'ı tebliğ etmiş olursun. Malumunuz yani Endonezya şu an İslam ülkelerinden en büyük ülke hangisidir? Endonezya'dır. Ve 250 milyondan fazla nüfusu vardır. Çoğu %90'a yakın Müslümandır. Peki yani o kıta ama tamamı zaten denizlerle çevrilidir. Yani o kıta nasıl Müslüman olmuştur? Bir tüccar Müslümanın dürüstlüğüyle Müslüman olmuştur. O tüccar Müslüman oraya gitmiş bir yani kumaş satıyor. Onun çalışanı o kumaşı birine veriyor. Diyelim 10 liralık kumaşı 20 liraya vermiş. Bilmeden. O da geliyor sen bunu kaça sattın diyor. 20 liraya sattım. Tabii ki o zaman lira yoktu. Dirhem artı dinar neyse. Peki diyor sen bilmiyor musun bu 10 liraliktir. Sen nasıl 20'ye satmışsın diyor. Ve diyor git onu bul. İkisi onu aramaya çalışıyor. Nerede artık o kocaman şehirde. Onu buluyorlar. Evet ben eksik mi verdim diyor. Hayır sen fazla vermişsin diyor. Al bu senin paranın üstüdür. Çünkü o 20'lik kumaş budur. Bu 10 TL'lik olandır. Ve o şekilde onu helal bir satışla vermiş oluyor. Ondan sonra bu adam gidiyor kime ulaşırsa işte Müslümanlardan buraya gelen böyle dürüst, temiz ve samimi olan yani birileri vardı. Demek ki bu din en güzel dindir diyerek ne yapıyor? Evet. Elhamdülillah herkese anlatınca orada kocaman ülke ne oluyor? Müslüman oluyor. Demek ki bizler de yaptığımız işte ne kadar samimi, dürüst, ne kadar yani dikkat edersek o kadar insanlar bize bakarak dinimize karşı davranışları da yani değişir ve bu şekilde biz de tebliğimizi yapmış oluruz. Yoksa işte herkes gitsin böyle sarı cübbeyle bastonunu alsın, dükkan dükkan dolaşsın. Yani emri bil maruf ve nehy anil münker yapsın. O böyle bir şey değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam "Men ra'a minkum münkeran felyugayyirhu biyedi fe'in lem yastatir tebi lisani fe'in lem yastatir tebi kalbi ve zâlike ad'aful iman." Sizden kim münker, İslam'a aykırı bir davranış görürse onu eliyle değiştirsin. Şimdi Enver abi dese benim gücüm, kuvvetim yerinde ben gideceğim şu yani faizle çalışan yerleri yerle bir edeceğim dese gidip orada oraya bir saldırı yaparsa yani bu doğru bir şey yapmış olur mu? Hayır yapamaz. Çünkü onun imkanın dahilinde değil. O onu yapamaz. Bu kime kim yapabilir? Ümeraler. Yani yönetici en üstte artık kim ise oradan ancak o düzeltilebilir. Peki ben dilimle gidip yapacağım. O da kimin yani görevidir? O da ulemanın görevidir. Ulema diliyle gidip o emri bil maruf ve nehy anil münkeri anlatacak. O münker iş ortadan kalkması için. Avam insan ne yapar? Diyor zelike adafu'l iman. Yani kalbiyle boz eder.
O da imanın en zayıf noktasıdır. Yani eğer imkanın varsa tabii ki dilinle sen bir Müslüman olarak yani dinini öğreneceğin ayetle, hadisle Rabbimizin emri neyse Müslüman kardeşine iletmen lazım. Allah Celle Celaluhu evet bu görevi bize yüklemiştir. Bu dini bize emanet etmiştir ve bizleri halife olarak yeryüzüne seçmiştir. Çünkü Hazreti Adem yok iken وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُ فِي الْاَرْضِ خَلِيفًا Allah-u Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir kendime bir halife çıkaracağım dedi. Melekler dediler ya Rabbi biz varız zaten sen onları göndereceksin onlar birbirini öldürecekler kan dökecekler. Çünkü daha önce cinleri görmüşlerdi böyle o isyanı yapıyorlardı. Allah-u Teala dedi ki اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben bilmediklerinizi bilirim. Ve ondan sonra Hazreti Adem'e bütün eşyanın ismini öğretti. Meleklere arz etti. Bunun ismini söyle. Onlar ya Rabbi yani senin bildiklerinden başka bildirdiklerinden başka bir şey bilemeyiz dediler. Hazreti Adem'e söyledi. Böyle hemen takır takır cevap verdi. Ondan sonra Allah-u Teala Azze ve Celle meleklere dedi ki Hazreti insana secde edin. Hazreti insan kimdir? Hazreti Adem. Adem insandır. Meleklerden daha üstün olan bir insan ve Allah-u Teala Hazretleri meleklere ona secde ettirdi. Secde orada tazim manasına gelir ve sonunda herkes secde etti. Tabii ki İblis aleyhi lanet de oradaydı. Amma ve lakin İblis secde etmedi. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ diyor. O imtina etti. Yani secde etmedi. Ve ne oldu? Kafirlerden oldu. Hatta başka ayette diyor خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ diyor. Ya Rabbi sen beni ateşten onu ise çamurdan yaratmışsın. Ya çamur diyor yani onunla ateşin değeri bir midir? Ben kat kat ondan daha üstünüm diyor. İşte kibirlenen. Yani ben bundan daha üstünüm. Ben daha mertebeliyim. Ben daha yani benim işte ırkım daha temiz. Benim neslim, soyum daha temiz deyip de insanları kendinden küçük görenler aynı iblisin yaptığını yapıyor. Çünkü iblis de ne yaptı? Dedi ya Rabbi sen o da Allah'a inanıyordu. Sen onu çamurdan, beni ise ateşten yarattın. Ben nasıl ona secde ederim? Ya çamura, yani o değeri veren, ateşe değer veren kimdir? Allah onu unuttu. Yani sanki o fazilet ondan kaynaklanıyor. Allah'tan geldiğini bilmiyordu. Ve ne oldu? İblis oldu. İblis demek, yani Allah'ın rahmetinden ümitsiz oldu. Artık ebedil ebedin, yani kıyamete kadar lanetlilerden oldu ve Allah'ın azabına müstahak oldu ve kıyamete kadar Allah ona mühlet verdi. Şimdi bizi le'uğuyennem dedi ben onları aldatacağım, onlara ihva, vesvese vereceğim. İlla ibadeke minhumun muhlasin ancak ihlaslı kullarına ben bir şey yapamam dedi. Allah cümlemizi ihlaslı kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem de bir zelle yaptı. O yasaklı ağaçtan yedi. Allah onun tövbesini kabul etti. Çünkü onun günahı şehvetten olmuştu. Nefisten yani böyle nefsi şehveti istemişti. O ne yaptı? O ağaçtan yedi. Ama iblis o da pişman oldu ama fayda vermedi. Ne için? Çünkü iblisinki kibirden oldu. Kibir kendini yani Hazreti Adem'den üstün gördü. Dedi ben yani ondan daha büyüğüm, daha üstünüm. Allah muhafaza işte kendini başkalarından daha üstün gören iblisin yaptığını, aynısını yaptığını bilmesi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kefe bil mer'i ismen en yuhakkire ahahul muslim. Hiçbir insanın günahı, o insanın hiçbir günahı yoksa tertemiz sadece bir Müslüman kardeşini kendinden küçük görmesi
günah olarak ona yeter diyor. Hiçbir günah olmasın. Sadece yani bu benden daha küçüktür. Bak benim işte bu kadar tanıyanım vardır. Bu kim tanıyor? Ben sen benim ekmeğimle yaşıyorsun diyor. Ben sana iş veriyorum, seni çalıştırıyorum. Sen ki babasının hayrına veriyor. Ve ne yapıyor? Yani kendini böyle üstün görüyor. İşte diyor kefa bil mer'i izmen en yuhakir ahahul müslim. Müslüman kardeşini hakir görmesi, küçük görmesi onun için günah olarak yeter. Hiçbir günahı vebali yoksa sadece o Müslümanı kendinden küçük ve yani zayıf görmesi ona yeterlidir. Allah Celle Celaluhu bizleri merhametli insanlardan eylesin. Efendimiz merhamet timsaliydi. Kıyamet gününde en çok azabı ağır olan kimdir biliyor musunuz? Dünyada insanlara en çok işkence yapan, azap eden kişi Allah katında kıyamet gününde en çok azabı ağır olan kişilerdir. Bugün İsrail eğer Filistinli Müslüman kardeşlerimizi eziyorsa, eğer o kadar ağır işkenceyi yaptırıyorsa biliniz ki kıyamet gününde en yüksek dereceli olan o mazlum insanlardır. En alçak, en şiddetli azaba uğrayacak olanlar da o Siyonist gavurlarıdır. Allah Celle Celaluhu onları kahru perişan eylesin. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara da şuur, birlik, beraberlik nasip eylesin. İnşallah bu yani Müslümanlara bir uyarı olacaktır. Bu Filistin'de yani Filistin'in içerisinde de biliyorsunuz çeşitli gruplar vardır. Özellikle Hamas kardeşlerimiz. Çünkü bu cihadı yürüten kimlerdir? Hamas'tır. Yani Mahmud Abbas orada duruyor. O zalim hiç belki İsrail'le beraber çalışıyor. Ama yani Hamaslı o Müslüman kardeşlerimiz yani diyor ya Nasrun minallah, ya Allah'tan bir zafer vardır bize ya da şehadet vardır. Yani ne dünyada ne ahirette bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Dünyada kazanırsak zafer, ölürsek de şehadet vardır. Ondan daha üstün bir mertebe söz konusu değildir. Ve bütün Müslümanları günahlardan kurtaran o mücahitlerdir. Çünkü cihat farzdır. Müminler üzerine cihat farzdır. Nasıl bir farz? İki çeşit farz vardır. Bir farz-ı ayn, bir de farz-ı kifaye vardır. Farz-ı ayn herkesin yapması gereken farzlardır. Namaz, beş vakit namaz, oruç, hac, zekat gibi farz-ı kifaye bazılarının yapmasıyla diğerlerin üzerinden kalkmış oluyor. O da farz-ı kifayedir. Cenaze namazı gibi, başka ne gibi? Cenazeyi kefen, defin, bunlar hep kefenleme veya defin yıkama, bunlar farz-ı kifaye. Bir de cihat. Bak cihat da farz-ı kifayedir. Eğer dünyada hiç kimse cihat etmezse bütün Müslümanlar ne olur? Günahkar olur. Eğer dünyada hiç kimse emri bil ma'ruf nehyi ani münker yapmazsa hepimiz günahkar oluyoruz. O zaman cihad yapan, emri bil ma'ruf ve nehyi ani münker yapan ve bu en büyük cihad ilimle oluyor biliyorsunuz. Bu özellikle talebelere Kur'an okuyan ve Kur'an'a hizmet eden kimselere mutlaka yardımcı olmamız lazım, destek vermemiz lazım ki bu din ayakta dursun, bu din sönmesin. O kafirler her türlü imkanı o küfür yolunda harcıyorlar. Biz ne için Kur'an hizmetinde bütün imkanlarımızı seferber etmeyelim? Gerekirse çocuğumuzu vereceğiz ki, gerekirse zamanımızı vereceğiz, gerekirse malımızı vereceğiz, gerekirse yani o yolda ölmüş olacağız. Yani mutlaka destek vermemiz lazım artık. Dilimizle, malımızla, bedenimizle, cesedimizle mutlaka destek vermemiz lazım. Allah Celle Celaluhu bütün cihadımızı, cehdu gayretimizi kabul eylesin. Ve biz Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu bütün ömrümüzü güzel eylesin. Hasaten kalan ömrümüzü geçmiş ömrümüzden daha güzel eylesin. Amin.
ve en güzel ömrümüzü, en son ömrümüzü eylesin inşallah. Ve son nefesimizde buyurun hem beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir de hep beraber bir salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah melekler o salavatı peygamberimize ulaştır. Ya Muhammed falan oğlu falan sana salavat getirdi. Allah Resulü de diyor ya Rabbi sen falan oğlu falanı bağışla. Peygamber Efendimiz hem bizim hem de babamızın ismini zikrettiyse Allah onu boş çevirir mi? Çevirmez inşallah. Hiçbir amelde ibadette riya geçerli değildir. Ama salavat diyor riyakarlık da olsa yine Allah onu kabul ediyor elhamdülillah. Rabbim bütün salavatlarımızı, ibadetlerimizi rızaen lillah eylesin ve makbul eylesin. Bütün geçmişlerimizin arvahları için, ümmeti Muhammediye'nin birlik beraberliği için ve hasreten ümmetin şehitleri için, Allah rızası için. El-Fatiha.